BGazete stüdyolarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle beraber dün akşam saat 21'den itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Pazartesi sabah 5'e kadar bu kısıtlama devam edecek. 56 saat sürecek olan yasakla birlikte tüm iller sessizliğe bürünmüş durumda. Hem cumartesi hem de pazar gününü kapsayan yasakta saat 10 ve 17 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve fırınlar faaliyetlerini sürdürecek. Vatandaşlar evlerine yakın ikametlerde bulunan bu işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kısıtlamalara baktığımızda seyahat kısıtlaması da var aslında hafta sonu yasağının içinde. Ancak zorunlu hallerde şehirler arası yolculuk yapmak mümkün. Peki bu zorunlu haller neler oluyor? Bir de bu başlıklara bakalım. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan, doktor raporuyla sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olan, kendisi veya eşinin vefat eden birinci dereceden yakınının cenazesi olan veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olan ve kalacak yeri olmayıp ikametine geri dönmek isteyen, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer sınav merkezlerine katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak memleketine dönmek isteyen, bir diğerleri ise hemen söylüyoruz, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, hayvan besleme grubu üyeleri yine ikametinin önünde beslemek şartıyla sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar ve hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yine ikamet önüne çıkmak isteyen vatandaşlar, bunlardan muaf diyebiliriz. Belli aralıklarla tabii bu mümkün olacak. Muaf olan bir diğer gruba baktığımızda ise kan bağışçılarını bu grubun içine sokabiliriz. Bunun sebebi ise pandemi nedeniyle yoğun bakımda immün plazma bağışı bekleyen hastaların olması. Yasağa uymayanların alacağı ceza nedir peki? Belli bir idari para cezası var tabii. Bu da 3.150 liraya tekabül ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dünden bugüne süren sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklamada bulundu bugün. Vatandaşların bu kısıtlamaya uyduğunu, riayet ettiğini söyledi Bakan Soylu ve şunları da ekledi. Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20.101 uygulama var. 873 kamerayla da denetimlerimizi sürdürüyoruz diye sözlerine bunları da ekledi Bakan Soylu. Şimdi arkadaşımız Acemler noktasında bulunuyor. Dün oradan bir aktarmıştı. Polis denetimlerini göstermişti. Şimdi yine Acemler'e bağlanacağız. Bugünkü son durum nedir? Orada ne gibi uygulamalar yürütülmekte? Onları arkadaşımız Mesut'tan alacağız. Evet Selda, hafta başında gerçekleşen kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat birinci ağızdan yeni kısıtlamaları duyurmuştu. Bu kapsamda Bursa'nın dört bir yanında onlarca polis ekibi, yaklaşık 1000'den fazla polis memuru Bursa'nın dört bir yanında konuşlanmış durumdalar. Biz ise şu an Bursa'da trafik akışının en yoğun olduğu bölgelerden birindeyiz. Neredeyiz? Acemler kavşağındayız. Görmüş olduğunuz üzere, arkamda görmüş olduğunuz gibi polis ekipleri burada çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Acemler kavşağından gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Selda. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 2 hafta önce bir dizi tedbirler açıklamıştı. Ancak hem hasta sayıları hem de vaka sayıları, can kayıpları artınca kısıtlamalar o dönemde konuşulanlarla sınırlı kalmadı maalesef. Her biri kabine toplantısı düzenlenerek kısıtlamalar arttırıldı. Buna hafta sonu yasakları da dahildi. Vatandaşlar kısıtlamalara riayet etmeye çalışıyorlar, yasağa uymaya çalışıyorlar. Aslında bunun beraberinde vatandaşlara bazı kolaylıklar da sağlanıyor. Bunlardan da bahsetmiştik. Bunların ne olduğunu tekrar yineleyecek olursak, vatandaş ikametlerine yakın bölgelerde yine market, kasap, bakkal, fırın gibi işletmelerden ihtiyaçlarını giderebilecekler, ancak bunun için de belli bir saat kısıtlaması var. Sabah 10'dan 17'ye kadar buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tüm bunların beraberinde seyahat kısıtlaması da geldi. Şehirler arası yolculuk, hafta sonları yasak olan, sokağa çıkma yasağı bulunan saatlerde yasaklandı. Ancak zorunlu hallerde şehirler arası seyahat uygulaması yapılabilecek. Tabii bunun için belirli durumların olması gerekiyor. Peki bu durumlar nelerdi? Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar vardı bunların içinde ve bir de doktor raporuyla sevk olan veya daha önceden alınmış olan doktor randevusu olanlar bunların içine, muaf olanların içine giriyor. Kendisi veya eşinin birinci dereceden yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar varsa yine bunlar da muaf grubuna girmekte. Hayvan besleme grubu üyeleriyle sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar ve yine ikametlerine yakın noktalarda besledikleri hayvanların, bakımını üstlendikleri hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da bu muafiyet durumuna giriyor. Muaf olan bir başka grupsa kan bağışçıları. Peki sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Hemen bunu da hatırlatalım. Yasağa uymayanlara 3.150 lira idari para cezası uygulanacağını az önce vurgulamıştık. Bunu tekrar ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü açıklamalarına da değinmiştik bugün. O açıklamalar şu şekildeydi. Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20.101 uygulama noktamız var. 78.873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir dedi. Denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi Bursa'daki duruma tekrar dönecek olursak, kent meydanında arkadaşımız Yasemin bulunmakta. O da bize şehirdeki son durumu aktaracak. Yasemin, söz sende. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da saatler dün 21'i gösterdikten sonra sokağa çıkma yasağı başladı. Bizler şu an Bursa'nın en işlek yerlerinden birisi olan kent meydanındayız. Burası normal şartlar altında, yani sokağa çıkma yasağı haricinde cıvıl cıvılken şu an sessizliğe bürünmüş durumda. Bu bölgede çok sayıda polis ekibi mevcut. Olası bir durumda cezai işlem uygulamak için bu bölgedeler. Şunu da belirtmek istiyorum. Genel olarak bu bölgedeki vatandaşlar kısıtlamalara, yasağa uyuyor. Ama ne yazık ki bazı vatandaşlar hala sokağa çıkma konusunda ısrarcı. Tabii ki onlar için de bir cezai işlem uygulanıyor. Şu anlık benim kent meydanından aktaracaklarım bu kadar. Söz sende Selda. Dediğimiz gibi tedbirler arttırıldı, mücadele edilmeye çalışılıyor. Rakamların düşmesi için herkes evlerinde kalmaya çalışıyor tabii bunun içinde. Merak edilen aslında bir diğer noktada aşı diyebiliriz. Koronavirüsün can kayıplarının başında gelirken gündem, ikinci gündemde aslında vatandaş için aşı. Çünkü aşı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı? Kafalarda soru işaretleri var. Aslında netleşmiş bir durum da henüz söz konusu değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akıllardaki bu soru işaretlerini verdiği cevaplarla gidermeye çalışıyor. Şimdiye kadar aktardıkları neler? Hemen onları da hatırlamaya çalışalım. Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılama 11 Aralık'tan sonra başlayacak dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda. Ve bu açıklamasının hemen akabinde bize şunu aktardı. İlk aşıyı ülkemize geldiğinde bizzat ben uygulayacağım dedi. Vatandaşın bir nebze olsa da içini rahatlatmış oldu diyebiliriz bu açıklamasıyla birlikte. Türkiye'de aşı alımına yönelik anlaşmalara başlandı. İlk aşamada Çin'den 50 milyon doz aşı alınacak. Dediğimiz gibi aşı 11 Aralık'tan sonra ilk olarak sağlıkçılara uygulanmaya başlanacak. Peki vatandaşların aşıyı yaptırması zorunlu olacak mı? En çok merak edilen sorulardan biri ise aslında buydu. Sorunun yanıtını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine yanıtladı. Bilim kuruluyla konuyu gündeme aldıklarını, mecburiyet olmasını istemediklerini ama vatandaşı ikna etmeye çalışacaklarını söyledi. Şimdi sözü Sevcan'a bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs kapsamındaki yeni gelişmeleri açıklamıştı. Bu gelişmelerle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile bu genelge yayınlanmıştı. Bu kısıtlamalarla birlikte de vatandaşlar bunlara göre tedbir aldı. Aynı zamanda işletmeler de tedbir aldı. Manav, bakkal ve fırın gibi çeşitli temel gıdalarımızı karşılayabileceğimiz yerlerde, vatandaşlarımıza ikamet edebileceği yerlerde, sınırlı ve kısıtlı bir şekilde gidebilecekleri yerlerde temel ihtiyaçlarını karşıladı. Bu temel ihtiyaçlar sabah saat 10'dan akşam saat 5'e kadar faaliyet gösteriyordu. Bu faaliyetlerle birlikte vatandaşlar en yakın markete gidip gelebildiler. Aynı zamanda online sipariş firmaları da evlere servis şeklinde satış yapabileceklerdi. Lokanta ve restoranlar da cumartesi ve pazar günleri siparişleri gerçekleştirdiler. Bu şekilde satışları, faaliyetleri sürdürdüler. Aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza da evlerine dışarıya çıkamayacakları için devlet tarafından destekler yapıldı. Bu desteklerle birlikte vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıdalar takviye edildi. Söz sende Selda. Evet, BGazete stüdyolarından ve şehrin uygulama noktalarında bulunan arkadaşlarımızdan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle ilgili bazı başlıkları bu akşamda sizlere aktarmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. We'll be right back.